Yoksul, akılsızlığından yoksul bunlar. Ya ne ayıp ya. Yoksulluğu tercih eden bir yaşam gütmüş Peygamberimiz Aleyhisselam. Var olanı dağıtınca, olanı biriktirip çocuklarına da yedirmeyince adam zengin oluyor. Yoksullara iyilik etmek. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Allahu Teala 39. ayet-i kerimede Allahu Teala Celle Celaluhu anne babaya, he? Yakın akrabaya, he? Yetimlere, he? Yoksullara iyilik etmek. Mardin'in yoksulundan Edirne'dekinin ne alaka? Var mı alaka? Var. Cumhurbaşkanımız bir cümle söylemişti. Zekat müessesesinin doğru çalıştırılması durumunda dünyanın hiçbir yerinde fakir Müslüman kalmayacağıyla alakalı. Bu ayeti kerime yoksula iyilik etmeyi zengine, var olana mükellef kılarken yönetenlere de bir organizasyon kurma mecburiyeti vermiş kardeşim. Bunu göz ardı edemeyiz. Bunu böyle bir organizasyon yok. Dernekler yok. Efendim, hayır kuruluşları yok. Böyle bir organizasyon yapan yok. Pekala, Müslüman mükelleflikten, sorumluluktan kurtuldu mu? Hayır. Yoksulu görünce, bulunca, tanıyınca elinde olanı vermekle mükellefsin, haberin olsun. Hepsini değil. Ama hocam, benim elimdeki onu zengin etmez. Sana ona zengin et diyen yok. Ne var? Yoksula iyilik etmek zorundasın. Bil. Bunu bil. Yoksula iyilik demeyince akla ne geliyor? Yönetmenim. Ne geliyor akla? Evde kullanılmayan ayakkabıları vermek. Hoppa. Böyle yoksula iyilik deyince bunu yapıyoruz hepimiz. Yoksula iyilik deyince eve gidiyoruz, adam ya camide hocamız hutbe okudu, kullanılmayan battaniye, giyilmeyen giysi, elbise, üst üste dolaplar, hadi şunları boşaltalım, anne başlıyor en dipten vermeye. Kur'an böyle mi söylüyor? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Verdiğiniz şeyler verdiklerinizin en sevgilisi olmadıkça gerçek vermiş olmazsınız. Şurasında marka yazan, sökmediğin ceketi vermekten başlayacaksın. Yoksullara iyilik etmek bir görev. Bu iyilik organizasyonu yoksa organizasyonu kurmak da bir görevdir. Allah razı olsun. Kızılay'ı kuranlarda, he? Değil mi hocam? İyi amaçlarla kullanılmış, doğru çalıştırıldığında iyi şeyler yapıyorlar. Bu arada Türkiye'mizde yurt dışına el uzatan, elhamdülillah, oradaki mümin kardeşlerimizle aramızdaki yoksullara iyilik hukuku için köprü olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir adama aşığım ben. Bir adama. Kim o? Kendi ihtiyacı varken, kendi ihtiyacını kapatıp, rahata çıkmak varken, kendi ihtiyacını öteleyerek, elindekini fakirlere uğraştıran Hazreti Muhammed Mustafa. Hocam, 2 ay evinde ocak pişmemiş ya. Yanmamış peygamberimiz. 2 ay ya. Koyun bulmuş, keçi gelmiş, kurban eti getirilmiş, başka şeyler, hediyeler. Peygamberimiz Aleyhisselam koyunları, keçileri, kuzuları hep dağıtmış.
Ayşe annemiz demiş ki ya Resulallah, siz de seviyorsunuz et. Hiç olmazsa bir kolunu bıraksaydınız demiş. Ne demiş Peygamberimiz Aleyhisselam? Ya Ayşe, söyleseydin sana da verirdim. Ya söylemek mi lazım? Evde bir şey olmadığını sen biliyorsun. Ayşe annemiz bir yerde çalışmıyor ki ya Resulallah. Eve para girip girmediğini bilmiyor mu Peygamberimiz? Biliyor. Peki evde ateş kaynamadı ya. Evdekiler de yani bilmiyor mu? Biliyor. Peki neden vermiyor? Aklına mı gelmiyor? Peygamber Allah'ım ya taş olacağım yahu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eve vermek, evdekilerin ihtiyaç sahibi olduğunu aklına mı gelmiyor? Hayır. Daha yoksullar varken, yetimler varken evdekilerin durumu onlardan iyi deyip onlara veriyor kardeşim onun için ya. Ve bu ahlakta olan herkese aşığım ben. Yoksullara iyilik etmek çok büyük bir peygamber ahlakıdır aleyhisselam. Düşene bir tekmede ne yapacaksın? Sen vuracaksın diyor. Düşene acımayacaksın. Allah ona acı haşa haşa haşa. Allah acımamış denir mi ya? Allah'a merhametsiz denir mi? Düşene bir tekmede sen vuracaksın denir mi? Yoksullara iyilik etmek dinin bir görevidir. Hadi yoksul da kapatalım. Uzaktadır. Şimdi Etiler'de yoksul var mıdır yani? Bebekte falan filan modada. En düşük arabanın modeli 2019. Sırf 2020 diyemediği için araba değiştirenler var ya.